Şimdi kızların aksine erkeklerde ergenlik belirtisini saptamak anne babalar tarafından biraz daha zordur. Çünkü kızlarda meme gelişimi objektif görüyorsunuz. Erkeklerde de görülür ama bu fark etmek biraz daha zordur. Erkeklerde ilk belirti testislerin büyümesidir. Genellikle cinsel bölgede büyüme, cinsel bölgede kıllanmanın artışı, testislerin büyümesinden 6-7 ay kadar sonra çıkar. Yaklaşık testis büyümesinden 1 yıl kadar sonra cinsel organda yani peniste büyüme başlar. Daha sonra koltuk altı kıllanması ve bıyık, sakal çıkması, diğer belirtiler ortaya çıkacaktır. Şimdi kızlarla erkekler arasında bir fark var. Kızlarda ilk adet görme ergenliğin sonuna doğrudur. Oysa ki erkeklerde sperm atılımı ergenliğin hızlı büyümeden en hızlı büyümeye yakın tarihlerdedir. Kızlarda ilk adet görme oysa ki ergenliğin sonuna doğru demiştim. Evet, bu arada tabii kızlarla erkekler arasında bir fark var demiştim büyümede. Kızlar ergenliğin başlamasıyla hızlı büyümeye girerken, erkeklerde ergenlik başladıktan sonra, belli bir aşamaya geldikten sonra, aşağı yukarı testis boyutları 10-12 mililitreye ulaştığı zaman zirve büyüme hızına çıkarlar. Demin de dediğim gibi ortalama yıllık büyüme hızı okul çocukluğu döneminde 5-6 santim iken ergenliğin en hızlı olduğu dönemde erkeklerde yıllık büyüme hızı yaklaşık 10-10,5 santim civarındadır. Tabii bu hızlı büyüme devam etmeyecek bir süre. Bu hızlı büyümeyi gösterdikten sonra ergenliğin sonuna doğru büyüme giderek daha yavaşlayacak. Bu arada üretken duruma geçecek. Demin de dediğim gibi sakal büyük çıkacak ve nihayet büyüme duracaktır. Kızlarda ortalama ergenlik başlama yaşı 10 yaş. Erkeklerde ortalama ergenliği başlama yaşı 11-11,5 yaş. Tabii burada da bir dağılım var. Yani eğer bir erkek çocukta 9 yaşından önce ergenlik belirtisi başlarsa erken değerlendirme lazım. Bir erkek çocuğunda 14 yaşına kadar geldiği halde ergenlik belirtisi yoksa o da gecikme. Bu durumda da mutlaka değerlendirme lazım. Demek ki kızlarda 8-13 yaş arası ergenlik başlayabilir. Erkeklerde 9 ile 14 yaş arası sınır değerlerdir. Ergenliğin başlaması için değerler. Erkeklerde ilk belirti testisin büyümesi dedim, testislerin. Bu arada bazı çocuklarda ilk belirti kıllanma olabilir. Ancak kıllanma başladığı halde testisler büyümüyorsa burada bir sorun var demektir. Yani bir paralellik göstermesi lazımdır. Yine her iki cinste ergenlik belirtilerinin birbirine uyumlu olması lazım. Yani testis büyüyor, kıllanma olmuyor veya kıllanma oluyor, testis büyümüyorsa bir sorun var demektir. Aksine kızlarda meme büyüyor, kıllanma olmuyor veya kıllanma oluyor, meme büyümüyor. Böyle uyumsuzluk varsa mutlaka değerlendirilmesi lazımdır.